Kimse yasaklamaz Uzi'nin bu mevsim en çok oynadığı şampiyondu. Onlardan da Gragas geldi. Tabii Gragas'ın ortadan kalkması MLXG'ye karşı da onların kendi kendine yaptığı bir hasar oldu. Bizim de bir noktada Sejuani'yi yasaklamamız gerekebilir. MLXG, yani Gragas ve Sejuani üzerinde uzmanlaştı özellikle bu mevsim. Havuzu çok geniş kesinlikle ama... Artı orman şampiyonları o kadar ciddi dengelemeler aldı ki şu anda Sejuani hepsinden bir tık yukarıda duruyor. Bu arada Zayah ve Alistar yasaklamaları geldi. Burada Sejuani'yi yasaklamazsak ilk seçeceklerini zannediyorum ben. Ya tabii burada tabii Sejuani'yi rakibe bırakmak demek bizim de Tristana'yı alabilmemiz anlamına gelir ama Sejuani geldi. Şimdi bakalım Uzi'ye Tristana'yı verecekler mi? Kalista ve Zaya ortada yokken tabii Tristana diğer nişancılara göre bir adım önde görünüyordu ama Rek'Sai'yi karşınızda MLXG isimli bir ormancı var. Bir de Rek'Sai varsa elinde koridorların yavaş yavaş terlemeye başladığını görebiliriz. Kled Taldun gösteriyor. Yalnız Royal Never Give Up LPL'den gelen bir takım olmasına rağmen LPL karakteristiğine kıyasla çok daha yavaş, çok daha az tempolu oynayan bir takım ve şöyle süre açısından haklısın ama ilk 7-8 dakikayı agresif oynayıp sonra bir orta oyunu yavaş oynuyorlar. Şöyle 7-8 dakikayı agresif oynayıp koridorlarını kazanıp sonrasında koridordan çıkmalarına zaten gerek olmuyor çünkü belli üstünlüklere sahip oldukları için ama bu belki temsilcimizin bir şansı. Bu arada Crash Nidalee alacak mı? Yani Nidalee burada almak çok bana akılcı gelmiyor. Burada sanki Tristana'yı almak daha bizim için öncelikli olmalı. Çünkü zaten Nidalee RNG tarafından seçilmeyecek. İlginç. Yani yasaklanma ihtimali de yoktu. Doğru, şimdi bakalım Uzi'nin ellerine Tristana'yı kaptırmış mıyız? Gerçi bu arada Kog'Maw var. Dolayısıyla bir de tabii iki tane kızgın buğurtanlık var. Bir saniye Kog'Maw'a yemliyoruz şu anda bir yandan da. Kog'Maw olmazsa Twitch alacağız zaten. Bence Tristan'ı almayacağız. Lulu ve Nidalee'yi aldım. Bu arada şey konusunda haklısın yalnız. Nidalee'yi burada seçmemize hiç gerek yok. Fakat Kog'Maw'ı alacaklar elimizden. Evet. Yani çünkü fark ettiler onlar Lulu'yla Nidalee gittikten sonra. Biz bence Twitch alacağız burada. Çünkü sanki bana Tristan'a bir adım önde gibi geliyor. Doğru. Tristan'a en azından yani Tristan'a daha güvenli ama bu kompozisyonda Twitch daha iyi gider. Tabii devamı nasıl olacak? Ama Tristan'a daha garanti seçim. Twitch daha iyi seçim. Ya bildiğimiz tek bir şey var. Burada bir nişancı alacaktık. Tabii. O nişancının ismi de Tristan oldu. Paddon zaten neler yaptın Tristan'la ile gördük. Ya bazen yaptığı şeyler tabii akıl sınırlarını aştı. Rakibin arasında roket atlayışı yapmak gibi ama karşısındaki Uzi de en az onun kadar bu tip hareketleri zamanında yapmış bir oyuncu, bunu söyleyeyim. Şöyle bu biraz oyunculara işte Paddon'a veya Uzi'ye değil Tristan'a özgü bir hareket. Nişancılar biliyorsun ilk 20 dakika var. Aciz oldukları için biraz güçlendikten sonra gaza gelip Tristan'a roket atlayışı dalın abi dalın yakalayın diyorlar. Bu arada şimdi Talia yasaklandı. Shen yasaklandı. Biz bir olası Juggernaut kompozisyonu engellemek adına hamleler yapıyoruz ama ilk tercih bizde olacak. Burada bir Orianna yasaklaması da gelmezse hem RNG'nin ellerinden Kog'Maw'u korumak için Orianna'yı almış olabiliriz. Galio'yu da yasakladık. O da müthiş yasaklama. Aynen. Yani Kog'Maw'u koruma ihtimali olan her şeyi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ve Alistar yokken, Shen yokken, Galio yokken o Kog'Maw'u hayatta tutmak hele ki Rek'Sai gibi bir ormancıyla oldukça zor olacak. Orianna'yı biz seçelim. Orianna tabii ki onlar yasaklamazsa tam olarak onu söylüyorum. Biz aldığımız anda Uzi kendisini biraz yalnız bulabilir takım savaşlarında. Bakalım şimdi. Ve Lucian yasaklaması geldi. Çok ilginç. Açıkçası Frozen'ın çok fazla oynadığı bir şampiyon değil. Orta koridoru demek ki bir tane... Ya karıştırmış olabilirler mi? Sanki G2 ile oynuyorlar zannedip. Bu arada Maokai geldi. Maokai'yi unutmuştuk bir yandan da. Evet. Orianna'yı rakibe vermiş olduk belki de bu noktada. Xiaon'un oynayacağını düşünüyoruz. Ya Perks adına yaptılar sanki yasaklamayı, Lucian yasaklamasını. Orta koridorda bir kontra seçim olmasını istemiyorlar anladığım kadarıyla şeyin, Lucian'ın. Cassiopeia gibi bir şey düşünüyor olabilirler orta koridora. Yani son seçimi orta koridora yapacağımız için o Lucian'ın çok kötü kontrolladığı bir seçimi yapmak istemiyorlar. Ve Cho'Gath üst koridorda Maokai'nin karşısındaki yerini alacak Letmi'nin ellerinde. Ve bakalım şimdi orta koridorda Xiao Ryze tercihi geldi. Ya bu noktada Kog'Maw'ın pozisyon almasına güveniyorlar. Uzi'nin oyun hislerine güveniyorlar. Çünkü onu korumak için gerçekten hiçbir şey almadılar neredeyse. Biz de Syndra ve biz Syndra tercihinde bulunduk Ryze'in karşısında. Orianna'yı düşünmedik. Düşünmedik çünkü... Tek hedefli baskı kurmak belki daha öncelik geldi bize. Yalnız oyunun geç aşamasında çok 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 iyi bir kompozisyonları var. Gerçi bizde Maokai var. Maokai Cho'Gath'tan çok daha etkili oluyor oyunun geç aşamasında ama Nidalee tamamen vasıfsızlaşıyor. Yani bir sadece can veren bir bota dönüşüyor. Çünkü mızraklar falan hiçbir işe yaramıyor. Syndra iyi ama tek hedefli olmasına mütevellit. Çok da Ryze kadar etkili olamayabilir. Oyunun
orta bölümünü 10 ila 25 dakika yani Royal Nivergaard'ın oyunu tutmaya çalıştığı bölümü çok ama çok güçlü geçmeliyiz. Ki MLXG'nin Rek'Sai'yi aldığı bir senaryoda diğer koridorlar bu kadar kuvvetsizken erken oyunda çok fazla baskı kurmasını beklemeyeceğiz. Tabii, tabii. Ve Crash de çok hızlı ormanı dönebilen bir şampiyon Nidalee ve mobil bir şampiyon aldığı için karşı baskınlarla beraber bu denemeleri de tersine çevirebiliriz. Bakalım RNG karakterinin dışına çıkıp oyunun sonunu beklemeye doğru yönelecek mi? Çünkü senin de söylediğin gibi onlar ilk başta koridorlarını kazanıp sonra bu avantajları 40-45. Dakika uzatıyorlardı. Dünya şampiyonasında artık ilk maçımıza grup aşamasında çıkıyoruz. Çok iyi bir ön eleme geçirdik. Umuyoruz aynı performansı da buraya yansıtırız. Sonunda zafer yazması önemli değil ama biz oyuncularımızın ellerinden geleni yapacağını biliyoruz. Ve dünya sahnesinde de şampiyonluk liginin izini bırakacaklarına eminiz. Bize bunu zaten ön elemede göstermişlerdi. En önemli noktayı en son cümlemde söyledim. Buraya iz bırakmaya geldik. O iz ne kadar kalın bir iz olacak, ne kadar ciddi bir iz olacak, ne kadar başkalarının üzerine çizecek ayrı konu. Ama o izi güzel bırakalım. Şampiyonluk Ligi'nin adını tüm Türkiye'yi temsil ediyor şu anda 1907 Fenerbahçe. Başarılar dileyelim. Sizler de bu arada tabii ki desteğinizi hashtag FBWin Twitter üzerinden gösterebilirsiniz ve oylamaya da katılabilirsiniz. Bu maç özelinde ama mümkünse 35 dakikadan sonrasını görmeyelim. Ve 1907 Fenerbahçe ile Royal Never Give Up arasında Dünya Şampiyonası 2017'nin grup aşamasının ilk karşılaşması. Ve ilk ejderde ilk maça özel güzel bir ejder, alev ejderi ve bizim nispeten güçlü olabileceğimiz kısımlarda vadide olacak. Hadi bunu da bir avantaja çevirelim. Alt koridoru ittirme avantajı biz de ittirebiliriz alt koridoru. Crash bu arada MLXG'ye maksimum menzilden bir mızrak isabet ettirdi. Yalnız maksimum menzil olunca 200 can gitti ya. Ve MLXG oradan sürüne sürüne uzaklaşıyor. Tabii Rek'Sai olmasının da etkisi var bunun. Güzel. Bu yalnız bu mevsimde RNG'nin oyun tarzı, oyun taktiği Uzi'nin üzerinden birazcık daha Zhao'ya dayalı bir oyun tarzına dönüştü. Çünkü tabii Uzi çok büyük bir yıldız olduğu için hep ondan bahsediliyor ama Zhao şu anda Çin'in en büyük, en iyi Çinli oyuncu şu anda Zhao. Harika da bir sezon geçiriyor. Ve şimdi rakibin ormanına doğru giriyoruz. Orada 3 kişi var. At mızrağı, at mızrağı korkma. Mızrağı atması lazım. At mızrağı. 3'e 4. MLXG üzerinde büyük bir hasar. Sıçrayı kullandı. Crash'e aldı. Sıçrayı geliyor. Bakın. Son vuruş. Yes. İlk kan Crash'e gidiyor. Mükemmel başlangıç. 4'e 3 yakaladık onları. Japonya'nın canına oldukça az. Yalnız Japonya şu anda Ming'le birebir kalabilir orada. Kırmızıyı almaktan vazgeçtik. Ama oradan zaten istediğimizi çıkardık. 500 altınlık bir fark. Crash'e giden ilk kan. Hadi Nidalee buradan al götür. Hadi çocuklar. 2017 Dünya Şampiyonası'nın ilk kanını biz aldık. Şampiyonanın da ilk kanı oldu aynı zamanda. MLXG kırmızısını almak için Sürüne geliyor gene. Yaklaşık 45 saniye gecikmeyle alacak o kırmızıyı. İlk seviye oyunları işte bir maçlık serilerin en büyük avantajlarından bir tanesi bu. Rakibin beklemediği bir hamle yaparsanız bunun ödülünü çok kolay alıyorsunuz. Aynen. Bunun avantajını kullanmak da bizim elimizde. Şimdi Gromp'unu alıyor Crash. İkinci canavarlarda diyelim. Alt koridora baktığımızda ise daha erken ikinci seviye olan Fenerbahçe'nin ikilisi oldu ama şimdi o minyon dalgasında bitmesiyle beraber Uzi ile Ming de yakalayacak Pedona Japone'yi. Yalnız müthiş bir numara yaptık. Üst koridorda, yerin üst tarafında kendini gösterdi Nidalee. Hatta bir tane mızrak da tutturdu. Ta aşağıya kadar gelmesi hemen hiç beklenmedi. Bu tip numaraları herkes deniyor. Yapmak kolay değil. Hatta çok da riskli. Ama bunun ön hazırlığı önemli. Ön hazırlığı kendini yukarıda göstereceksin ki aşağı gelme ihtimali çok daha az olduğu için bunu çok riske etmeyecekler. Doğru akıl oyununu yaptık. Bu arada arka tarafa Let Me'nin sarktığını gördük ama Crash kırmızı güçlendirmesini büyük bir problem yaşamadan alacak. Çifte güçlendirmesi var. MLXG şimdi rakibin, yani bizim ormanımıza daha doğrusu. Yalnız kendi rakibinin ormanına giriyor. Crash'in başı dertli olabilir. Crash'in canı da azaldı. MLXG'nin sıçrası yok. Crash'in de aynı şekilde yalnız. MLXG o minyon dalgasını temizledi. O canavar kampına alan MLXG oldu ve Crash de o noktada geriye doğru çekilmek zorunda kaldı tabii. Çünkü Zhao da yanında, abicim burada bir durum varsa yanındayız, merak etme. Tabii ya, her zaman şunu söylüyoruz. Yan koridorlara yardım edebilmek için kendi koridorunuzda minyon kontrolü sizde olmalı. Yalnız Crash şimdi bir kez daha MLXG ile karşılaşacak. Burada pozisyon avantajı yalnız bizde. Taldrin buraya birazcık daha hızlı gelebilir Maokai ile beraber. Crash'in can havuzu oldukça az şu anda. MLXG arka tarafta kayacılardan ufak olanlarını toparlıyor. Crash de ondan kalanları toparlıyor diyelim. Yalnız MLXG burada sanki deneyim avantajını birazcık kendi lehine çevirmiş oldu. Yalnız
şimdi doğruya doğru MXC'yi çok takdir etmek lazım. İlk kanı vermesine rağmen agresiften zerre... Yalnız burada geri dönüşünde engelledi Crash'in. Geri adım atmadı. Hiç geri adım atmadığı gibi kendi o bildiğimiz karşı ormana giren çok cesur oyununu oynadı. Burayı da yalnız Çin ekibi iyi hazırlanmış. Takım arkadaşları da çok iyi fırsat verdi. Jahu onun karşı ormana girerken koridoru ittirip hazırlamıştı o pozisyonu onun için. Şimdi Jao yan tarafta görüşü de alıyor. Gelecek bir baskın tabii. Onu şu anda hiç istemediği bir şey ve 1907 Fenerbahçe ormanın üst tarafı da şu anda tamamen görünür halde Royal Never Give Up adına. Dolayısıyla ona da dikkat etmek lazım. Crash bakalım ilk baskınla alt koridora mı deneyecek yoksa tamamen reaktif bir oyun tarzı belirlemesinde çok büyük bir sıkıntı yok aslına bakarsan. Rekstein'in hareketlerini mimik etse yeter. Yani şimdi alt koridora yaklaşıyor. Kırmızı güçlendirmesi var ve orada bir totem yok. Orada işaretlemeler geliyor. Şimdi oyunun ilk baskını 1907 Fenerbahçe adına. Crash'ten tutacak bir mızrak, roket atlayışı. Uzi güzel bir yana adım geldi yalnız. Kog'Maw oradan çıkmayı başarıyor. Uzi'nin canı azalıyor ama Pedan'ın da canı hızlı azalıyor. Orada tabii yenilendi roket atlayışının bekleme süresi ama bu takasın dezavantajı tarafından çıkan biz oluyoruz. En azından MLXG'ye orada baskın şansı vermedik çünkü alt koridorda Nidalee'yi gördüğü anda üst koridora gitme ihtimali vardı. O da geri dönmek için kullanıyor bu zamanı. Uzi yalnız son derece soğukkanlı davranıp sıçrasını bile harcamadı. Ya tabii yanında net bir kitle kontrolü yokken Nidalee oynamak özellikle bu seviyelerde, bu baskınlarda hiç kolay değil. Ya o mızraktan oyuncular kaçıyor. Hele ki bu seviyedeki oyuncular o mızraklardan güle oynaya kaçıyor. Ama başlangıç için rakibin baskısını açıkçası karşılamak adına gayet iyi hamleler ve ilk kanla aldığımız avantajı da koridorda kaptırmış değiliz rakibimize, onu da söyleyelim. Hatta Minyon da şu anda önde Pedan. Yani Pedan'ın da minyon konusunda ne kadar zorlandığını hatırlatalım. Bu da onun için gayet iyi bir durum. Şimdi Crash oraya güzel bir kontrol totemi koydu. Şu ana kadar en iyi iş çıkan isim yalnız Jahu'nu söyleyelim. Belli olmuyor tabii şu anda etkisi ama o kadar ciddi bir nehir kontrolü sağlamış durumda ki koridoru ittirip ittirip nehrin iki tarafında da görüşü ve kontrolü tamamen RNG'ye veriyor. Öte yandan da dezavantajlı bir eşleşmede. Syndra karşısında Ryze özellikle bu seviyelerde çok düşük demenizin etkisiyle dezavantajda kalabiliyor. Minyon sayısında da çok fazla gerisine düşmedi Frozen. İyi bir iş çıkardığını söylemek yanlış olmaz. Şimdi MLXG sıçrası bekleme süresinden çıktı. Orta koridora doğru yaklaşabilir. Frozen'ın arındırı var bu arada. Xiao üzerine doğru geliyor. Bir rune upsi denemesi gelir mi? Yalnız Frozen güvenli olanı yaptı ve oradan uzaklaştı. Bir şeylerin ters gittiğini anlıyor tabii. Alt koridorumuzda oyunda ilk kez geri dönüyor. Bu arada Yadigar Kalkan'la başladığında dikkat etmemiştik. Tristana da Yadigar Kalkan'la başlamış. Hızlı bir kızgın buğdanlık için. Şimdi rune upsi geldi. MLXG geliyor. Ultisini kullandı Syndra. Şifa geldi Xiao'dan. Karşılıklı sıçralar. Burada yine avantajlı çıkan taraf aslında biz olduk. Çünkü iki sihirdar büyüsüne karşılık bir sihirdar büyüsü. Ve Xiao'nun da geri gitmesi gerekecek. Öte yandan Frozen'ın şu anda geri gitmesi çok zorunlu değil. Minyon dalgasının kontrolünü sağlayıp gidebilir. Şimdi Crash. Letmi'yi tutan bir mızrak var. Yalnız Letmi zaten canının büyük kısmını can eriklerinden kazandı. Zaten erik yiyordu. Mızrağı da yedi arada. Fark etmedi. Tabii orta koridorda Frozen'ın zamanında attığı sıçra dediğimiz gibi Rek'Sai tehdidini bir sıçra süresi daha boyunca çok fazla hissetmeyeceğimiz anlamına geliyor. Altın farkına baktığımızda ise 800 altın önde 1907 Fenerbahçe. Alt koridorda Minyon da öndeyiz ki bu çok alışkın olduğumuz bir durumda değiliz. Ve Ming'in de Minyon dalgasını dondurmasını engelledik. 6 Minyonluk bir farkla Tristana koridoru sıfırladı. Bakalım burada Uzi kule altı Minyonlarını rahatça alıyor. Şimdi Japonya geri gidecek. Tristana tek kılıcını aldı ve koridora geri dönüyor. Bir tane daha hançer ekledi yanına. Şimdi MLXG orta koridora yeniden yaklaşıyor. Frozen sıçrası olmadığını biliyorlar ama arındır hala var. Ve Frozen mavi güçlendirmesini alacak mı? Alıyor. Yürekler ağza geldi ama. Yani tabii seyircilerimiz LPLF takip etmediği için tekrar atıyor. Yalnız şimdi Frozen orta koridorda yakalanacak mı? MLXG oradan uzaklaştırmaya çalışıyor. Yalnız şimdi arkadan Crash gelecek. Bir iki yeki var. Sersemletmeyi başardı yalnız. Ve sıçra geldi Nidalee'den. Yalnız hasar devam ediyor. Şimdi Crash MLXG skorunu almayı başardı. Kaçırmış olsa da mızrağı. Yalnız Xiao'yu takip ediyor. Çünkü arkadan gelen Jana var. Yalnız bizde de Japonya katıldı o savaşa. Ve Xiao oradan koşar adım uzaklaşıyor. Çok güzel sersemletme. Hadi mızrak. Mızrak bekleme süresinde. Yalnız Xiao'nun da aldığı Ming'den kalkan onu hayatta tutmaya yetti ama burada yine skoru çıkaran taraf biz olduk. O 2-2'yi mükemmel oynamadık ama bu arada bir kez daha sersemletti Frozen şey alıyor. Mükemmel oynamadık diyorsun ama Frozen muhteşem oynadı. Evet Frozen harika oynadı. İşte o Crash'in mızrağı kaçmasaydı daha erken her şey daha kolay olacaktı. Xiao'nun üzerinde de daha büyük bir baskı kurabilecektik ama belki. Frozen ilk
Rexha'yı gördüğü yerde bir kere çok doğru noktaya kaçtı. Çok doğru noktaya kaçtı. Şimdi burası çok önemli. Sıçrası olmadı hadi. MLX'ciyi görünce beklemiyor. Panik yapmıyor. MLX'ci kuleye doğru gideceğini zannediyor. Aynen. Çok doğru yere gidiyor. Ondan sonra zayıfladı acımayla çok doğru yere. Burada sıçrayı kaçması önemli değil. Burada yaptığı ikinci hamle de çok önemli. Zhao'nun önüne geçip bütün hasarı göğüslüyor Crash düşmesin diye. Ve Zhao da hasarını saklıyor Crash'e doğru bir açı bulmak için. Frozen'dan. Ya ondan beklediğimiz oyunlar. Tabii ya burada 2-0 öndeyiz skorda. 1200 altın öndeyiz. Bir rüya gibi gerçekleşmesi. Dünya şampiyonasında iz bırakmaktan bahsediyorduk ama hep artık daha fazlasını istiyoruz. Evet. Galibiyet istiyoruz. İleride gruptan çıkmak isteyeceğiz. O yüzden bu kadar açgözlülüğü de mazur gör artık Kaan. Açgözlük değil ki bu. Ha benimkisi açgözlük. Benimki değil. Ha bence hiç. Yok pardon. Sence seninki de değil abi. Niye? Yapabileceğimizin iyisini yapalım. Eğer bizden iyilerse tebrik ederiz. Biz onlardan iyi olursak yapabileceğimizin iyisi onlardan iyi olursa da tabii ki hak ediyoruz demektir çıkıyor. Bu arada Uzi üzerinde patlayıcı yük. Maksimum yükle beraber patladı ve Uzi'nin canını oldukça sıktı. Kızgın buğurdanlık yarışı da sürüyor Janna ile Lulu arasında. Yalnız şimdi rakibin mavisini mi çalacağız? Orada Ryze'a vurulan çok büyük bir darbe olur. Xiao çok çok uzakta o maviyi alamayacak. Ve o maviyi alan Crash oluyor. Nidalee oyuna müthiş bir başlangıç yaptı. Son dakikada kadronuza kattığınız bir ormancıdan da bundan daha fazlasını beklemek gerçekçi olmaz bence. Çok haklısın. Çok değerli bir ormancı. Gerçekten kariyeri falan da çok değerli ama hani dünyanın en iyi skoru alsanız bugün bir haftada bir takıma uyum sağlaması. Şöyle bir nişancı alsanız nispeten daha kolay ama bir ormancının uyum sağlaması çok çok daha zor. En zor belki de uyum sağlayacak. Yani daha doğrusu o sinerjiyi yaratacak. Ya orkestra şefini değiştirmek tabii, tabii. Gibi bir şey konsere iki gün kala. Tabii. Ama Fenerbahçe gayet iyi iş çıkardı. Şimdi bu avantajı öncelikle bir alevejlerine çevirmek lazım. 1300 altın öndeyiz. Koridorlarda baskı bizim lehimize olmasa da kontrol bizde oyunda şu an için. Çok önemli bir noktaya değindin. Şu anki avantajı bir alevejlerine dönüştürmemiz bizi gerçekten çok büyük bir... gerçekten onun bir avantaj... büyük bir sonuca dönüştürüyor, özür dilerim. O avantajı sonuca dönüştürüyor. Uzi'den büyü saldosu açılınca tabii yavaş yavaş hasar da çıkmaya başladığını gördük. Şimdi geri dönüyoruz. Yalnız bu geri dönüş zamanlaması MLX'cinin alevejlerine dönmesiyle sonuçlanır mı? Işınlanı var Taldrin gerekirse. Let me de katılabilir o noktada savaşa. RNG bu minyon dalgasını da ittirecek. İttirdikten sonra geri gitmek isterlerse biz şimdi ejderin etrafına doğru kümeleniyoruz. Yampir Yengeç de bizim olacak. Crash. Crash. Bunu Rıza da kaçırdı ama Yampir Yengeç oyundaki en iyi dodge mekaniklerine sahip şey. Bunu söylemek lazım. Şimdi orada MLX'nin kampının olmadığını da görmüş oldu. Yalnız alt koridorda şu anda Kog'Maw ve Janna geri döndü. Bir hamle yapılacaksa ejder tarafında zaman bu zaman. Ve Crash içeri doğru girdi. Şimdi ejdere başladı Crash. Alev ejderi. Ne kampladı be. Lulu'yla Tristana'da. Bu arada yalnız şimdi Frozen sersemletmeyi tutturdu. MLX'ci üzerine doğru gidiyor. Sıçrayla beraber yukarı doğru çıkardı. Frozen arındırı kullanıyor ama hayatta tutmaya yetmeyecek. Orta koridorda RNG oyunun ilk skorunu alıyor. Ama karşılığında biz çok daha değerli bir şey alıyoruz. Bu takası da her günün, her saati, turnuvanın her anı yaparız. Harika oldu bu da. Yani skoru verdik bu sefer belki. Ama hiç önemli değil. Daha değerli bir şey aldık o skordan. Orta koridorda şey alev ejderi. Şimdi maçın artık 12. dakikasındayız. MLX'ci yalnız ne kadar değerli bir ormancı olduğunu tekrar tekrar gösteriyor. Şimdi Crash'in üzerine doğru gidecek. Zhao'dan agresif bir sıçra. Ardından relapse'i. Crash'in kendi iyileştirmesi onu kurtarmaya yetmeyecek. Bir skor daha çıkardı RNG. Şimdi yalnız alt koridorda Uzi'nin başı dertli olabilir. Ultulu kasırı kaçtı. Ulti de geldi. Uzi yalnız bariyerini kullanıyor. Janna'dan da Muson geldi. Her şeylerini kullandılar. Bu takastan avantajlı çıkan yine biz olduk. Yalnız MLX'ci haritanın her yerinde şu anda. Onu söylemek lazım. Rexha ile beraber bir daha alt koridor baskını gerçekleştirmeye çalıştı. Sihirdar büyülerimiz var. Yalnız ilk kule altında oynuyor şu anda RNG. Ve bu altın avantajı zaten onlara geçmişken farkın onların lehine daha da fazla açılması anlamına gelecek. Xiao nereye gidiyorsun dedi Frozen. Hadi! Hayır! Xiao çıkmayı başardı. Frozen'ın sıçrası da kullanılmış oldu böylece. Yani bu avantaj büyük bir avantaj olacaktı eğer ki bu skoru alabilseydik. Yalnız... ekstra bir şey yapmaya çalışmak şu aşamada çünkü tabii sıçra ve yani yükselince yapabilecek fazla bir şey kalmıyor. Frozen'ın sıçrası varmış. O sıçrayı bir önceki pozisyonda tabii olduğu gibi birazcık erken kullanabilseymiş. Yani Rexha'yı gelmeden kullanmalıydı o sıçrayı. Yapabilecek fazla bir şey kalmış. Ve RNG özellikle kule altı konusunda hiç ama hiç elini korkak alıştıran takımlardan değil. Ve öyle bir kompozisyonları yok, yanlış anlamayın. Bu takımda Elise yok, Alistar yok. Kule altı yapabilecek çok neredeyse yani bir tek Muson var onu sağlayabilecek ama bu bile onları yavaşlatmıyor, durdurmuyor. Ve kule altından skorlar çıkarmayı başardılar. Skor 2-2'ye geldi. Altın farkı da 200 altın. RNG ile yine tabii üzerine bahsetmeye değecek bir fark değil ama oyundaki tek fark şu anda alev ejderi ve o bizde. Birazdan da ikinci ejder bulut ejderi olarak vadideki yerini alacak.
Temsilcimiz 1907 Fenerbahçe Dünya Şampiyonası'nda grup aşamasında ilk karşılaşmasında ve kızgın buğdanlıklar tamamlandı. Yalnız şimdi Crash tabii Aten'in lanetli kadehini yakında bitirecek. Yalnız nişancılar arasında ilk güç patlamasını yaşayacak olan Kogma olacak. Çok kısa bir süre kaldı Ginso'nun bitirmesine. Yalnız o Ginso yanında o yükleri kolay kolay biriktirmesini sağlayacak saldırı hızlı eşyaları yokken nispeten daha az efektif ama... Şöyle, Kogma'yı görmediğiniz bir yerde minyonlardan Ginso yüklerini biriktirip bir savaşa katılırsa çok çok keyifli. Bu arada yine patlayıcı yük Uzi'nin üzerinde, o da patladığı zaman... Bu arada Ming'den kalkan... de geç gelen bir kalkan. Aynen. Çok işimize geldi bu. Yani yarım saniye geç gelen kalkan... Ya bu arada yarım saniyede bayağı bir buçuk saniye falan geç ben geldi. Ben Ming'i üzmemek için, Ming'e ayıp olmasın diye ama bayağı geç kaldı o kalkan. Hoşumuza gitti bu arada, hiç itirazımız yok. Şimdi Paddon'la, bu arada Crash alt koridora doğru yaklaşıyor. Yalnız MLX'ci orada ve Sonar'la beraber Crash'in orada olduğunu görebilecek. Şimdi orada bir 3'e 3 var, dikkat etmek lazım. MLX'ci arkadan çıkacak, ışınlan gelecek mi? Ryze da geliyor yalnız. Daha erken katılan bir isim var, o da Frozen. Şimdi tabii Frozen'ın orta koridordan kaybolduğunu gören RNG orada fazla güçlü bir savunma yapmamayı tercih etti ve oradaki 3'e 3 hatta olası 4'e 4 dağılmış oldu. Asıl amaç skordan çok burada kuleye baskı kurmak ve kulenin neredeyse %40 canını götürdük. Yarıya yaklaştırdık kulenin canını. İlk kule altınını oynuyoruz daha çok burada. Yalnız MLX'ci yeniden oraya geliyor ve bu sefer Crash yok. Geldiğini gördük yanılmıyorsam yalnız. Evet, oradaki totem düşmeden önce son anda MLX'cinin geldiğini gösterdi ve Paddon'dan da akıllıca oyun. Oraya bir totem, Rek'Sai'den bir sürpriz görmek istemiyoruz. MLX'ci yalnız yani adım sayıcılar var ya akıllı telefondaki adım sayıcıya bir baksın, haritanın her tarafını mekik gibi dokudu. Yalnız bir de Rek'Sai böyle yerin altındayken bayağı bir yüzgeci nedeniyle köpek balığına benziyor ya. Gerçekten köpek balığı oyunu oynuyor bu. Şimdi Frozen orada yeniden sersemletmeyi başardı Xiaoyu. Yalnız MLX'ci gelecek. Şimdi mekan sapması, Xiaoyu geliyor mu o mekan sapmasından? Geldiği yerde o sindiro topuyla karşılaştı. Ama kontrol totemini aldılar. Nehrin bu tarafını, alt tarafını tamamen stratejinin nehrin alt tarafını kontrol etmek üzere. Zhao ve MLX'ci bütün günü neredeyse o nehrin alt tarafında geçirdi. Bu arada güzel mızrak, Yıldırımlar Efendisi'nin hükmü de patladı şimdi Xiaoyu. Orada savunmaya gelmeye çalışıyor MLX'ci. Bu kontrol totemini kolay kolay vermedik. Minyon sayılarına baktığımızda ise yalnız Xiaoyu'nun ne kadar özel bir oyuncu olduğunu tekrar görüyoruz. Yani şu eşleşmede Syndra ile aynı minyon sayısında kalmayı başardı. Tek kelime, yani tabii ismi o kadar bilinmiyor müzik kadar ama Zhao şu anda bir numaralı Çinli oyuncu. Ve gerçekten çok çok değerli. Bu arada MLX'cinin Rek'Sai'yi Allah Allah sesleriyle bayağı savaşçı gittiğini söylememiz lazım. Şimdi Rek'Sai 3 kişilik bir çalı baskını yalnız. Şimdi Crash'ten tutmayan bir mızrak geldi. Oradan Rek'Sai ile beraber orada totemimiz var görebiliyoruz. Paddon orada roket atlayışını kullanacak. Yalnız arka ışından geliyor. Biz de ışınlarını karşıladık. Şimdi Letmi orada. Kazıklı zemin karşısında Japone orada vahşi bir mimik kullandı. Şifa da geliyor, kurtardık. Tadrın arka tarafta harika bir Maokai ultisi. Şimdi orada Frozen'a geldi. Saldırın canı hızla azalıyor. Şimdi o bir 5'e 4'e dönüştü. Ryze'a gelecek. Letmi'den sıçra. Son vuruşta geldi. İlk skoru alan bu savaşta RNG oluyor. Paddon kötü pozisyonda roket atlayışıyla çıktı oradan. Daha fazla hasar veren biz olduk ama tek bir hedefe doğru hasarı veren bu noktada RNG oldu ve Muson da burada RNG'ye ilk kule altını kazandırmış oldu diyebiliriz. Aynen. Savaşı şöyle, daha iyi pozisyondaydılar ve açıkçası hasarlarını çok daha iyi odakladılar. En son işi bitirmekte tabii Chogat'a kaldı. Chogat'ın çok büyük bitirici bir hamlesi olduğu için ziyafetten dolayı. Sevgili abiler, bu arada ne kadar agresif olduğunu göstermek için Rek'Sai'ye tamamen hasar odaklı giden bir Rek'Sai var. Arkaya tabii o totem o kadar iyi noktada ki. Japone burada aslında çok doğru yapıyor. Uzaklaşmak yerine gelip kitle kontrolünü kullanıyor. Burada yalnız savaşı çıkarmamız lazım. Haldir'in tabii ışınlandığı yer o kadar savaş yapma odaklı ki kendini çıkaramıyor. Çok az canda. En son burada aslında ziyafetten kurtuldu sonra şeylere, dikenlere düşmüş. Bu arada başımızın daha büyük belaya girmesini de Frozen engellemiş. Orada iki tane önemli hedef sersemleterek arkaya doğru ittirmiş. Belki daha kötü bir senaryo olabilirdi. Ama burada... maçın 18. dakikasında 1006'ın gerideyiz. Bu kuleyi de alabilirsek o 1006'ın da çok azalacak. Tabii kule değişimi gerçekleşti. Biz bu kuleyi alırken üst koridorda Kogma ve Janna çalışmaya başlayacak gibi görünüyor. Taldrin temizlemeye çalışıyor. Fidesiyle beraber Fide patladı. Taldrin altınları cebe koydu. Biraz vadinin alametine başlıyor şu anda MLX'ci ve orada neredeyse hiç kontrolümüz yok. Biz ise yalnız ejderlere dönüyoruz. Bu bir kazanma koşulu yaratmak adına yapılmış bir hamle ve yapılmış bilinçli bir takas. Yalnız Rex
Kısa'yı da bu kadar hasar odaklı gidersek geç aşamada bunun tamam, etkiliği de çok düşecek. Erken aşamada iyi, şu anda ortada dehşet saçıyor Rexey'i ama oyunlardaki onların geç aşamadaki avantajı sıkıracak. Şimdi vadinin alameti aktifleştirildi. Oradan nereye gidecek? Peki, orta, orta koridora ters. İşte beklemediğimiz yerden geldi vadinin alameti. Yalnız canını azaltmayı başardık bu arada. O kafayı atmadan önce doğru hamle ve orta koridor kulesini almayı bile başaramadılar. MLX'ciyi maç başından beri övüyoruz. Bu oyundaki ilk hatası oldu ama bence oldukça büyük bir hata. Bu aceleye gerek yoktu. Doğru ama bence onun hatası bu takımın stratejik olarak yaptığı şey çok kötü bir strateji ama. İşimize gelir. Tabii tabii. 1500 altınlık bir fark rakiple yine. 1907 Fenerbahçe'nin tabii iki ejderlik bir avantajı var ve o iki ejderin bir tanesini takas ettiğimiz vadinin alameti de çok büyük bir fark yaratmadan vadiden silindi gitti. Ya bir kere bile hızlı geri dönüş sağlayamadı. Şimdi sersem yetme geldi. Japone ile beraber kovalamaya devam edecek. Yalnız Xiao oradan hızla uzaklaşıyor. Cehennem maskesini tamamlamış, o da bir de aşırı büyük sopa koymuş yanına. Çok çok kısa bir süre sonra Seraph'in şefkatini de bitirecek. Tabii önce baş melek alsan sonra Seraph'in şefkatinin bitmesi tam 25-27 dakikaları bulur. Şimdi Letmi yalnız büyümeye devam ediyor. 6. yükünü almış. Ama yani Rek'Sai'nin de böyle bir hasar odaklı eşya dizilimine gitmesi onların geç aşamadaki avantajını bir nebze azalttı. Ki gerçi Kog'Maw'un olduğu yerde Kog'Maw'un... Ya şunu söyleyeyim ama Tal'Dri'nin bu turnuvada bugüne kadar dünyaları tankladığını söylesek yanlış olmaz. O tanklığı yakalayınca da o hasarın değeri birazcık daha azalacak. Biter diyemeyiz çünkü Kog'Maw zaten karşısında tank seviyor. Bu arada Kog'Maw az önce söylediğim o saldırı gücü eşyasını, hatta Ginsu'yu daha da hızlı yüklerini tamamlamasını sağlayacak. Runa'nın kasırgasını tamamlamış. Artık ciddi bir güç patlaması yaşadığını söyleyebiliriz. Şöyle Tal'Dri'nin harika bir Çin geçiriyor. Yani Çin'de harika işler yapıyor. Muazzam Maokai oynuyor ama Kog'Maw Maokai falan dinlemez. Şimdi yani Kog'Maw ve Vayne tankları anında eritmeler. Minyon dalgası kontrolünde yalnız birazcık daha dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi alt koridordan Letmi oraya baskıyı verip olası bir savaşa katılabilir. Bizse üst koridor minyonları kuleye aslandığı anda Pedin'i oraya yolladık. Dolayısıyla bu otomatik bir 4'e 5 yaratıyor orta koridorda. Buna dikkat etmek lazım. Bizim takımımızın en önemli handikaplarından veya daha doğrusu stratejisinin zayıf yanlarından biri. Biz Pedin'e çok fazla kaynak... Japone'nin başı dertte yalnız. Şimdi MLX'ci Sıçay'ı kullanmak zorunda kaldı. Japone bu arada Sıçay'ı kullanıyor. Vahşi büyüme kullandı. Şifayı da kendi üzerinde kullandı. Japone hayatta kalmayı başardı. Xiao hasar vermeye devam ediyor ama skoru alamayacak. Orada yalnız bol miktarda sihirdar büyüsünü bizim ellerimizden almayı başardılar. Japone ultisini de kullandı. Crash'in bu noktada iyileştirmesi kurtarmış olabilir. Yalnız orta koridor kulesini kurtarmayacak. Şimdi Letmi'den kazıklı zemin. Frozen kaçmayı başarıyor ama hedef o noktada kuleyi almaktı. Kuleyi almayı başardılar. Burada yalnız rakibi kovalayabilir miydik? Yani üst koridordaki minyon baskısı bizdeydi ama tercih etmedik. RNG de yavaş yavaş farkı açmaya devam ediyor. 2500 altına çıktı. Maçın 22. dakikasındayız ve onlar da büyümeye ve güçlenmeye devam ediyorlar. Aynen öyle ve oyunda tamamen kontrol RNG'nin eline geçti. Şu anda her yerden baskı yapıyorlar ve Nidalee'nin etkisi her geçen saniye daha da düşüyor. Demin bir tane iyi bir menzilden mızrak tuttu da etkisi bile olmadı doğru düzgün. Karşıda doğru düzgün bir tank olmadığını da belirtmek lazım. Nidalee'nin etkinliğinin düşmeye başladığı noktalara geldik. Ama biraz evvel senin bahsettiğin konuya geri dönersek, biz Pedin'e kaynak ayırmaya çalışırken önemli riskler alıyoruz harita pozisyonu konusunda. Ve şu anda RNG'nin kurduğu harita baskısı bu zaafı daha da derinleştiriyor. Yalnız şimdi tabii hep onlar mı güç patlaması yaşayacak, biraz da biz güç patlaması yaşayalım. Aa, evet. Alt koridorda statik hançerle ebedi kılıç bitti. Doğru. Orta koridorda Liandre'nin eziyeti de bitti Moralyon'un yanında. Dolayısıyla Frozen artık bir hedefi haritadan silebilecek noktaya geldi. Şimdi bakalım bunu nasıl kullanacağız, bu çok çok önemli. Söylediğin gibi Nidalee'nin son kullanma tarihi hala bitmemişken bir oyun yapmaya çalışmak, bir savaş başlatmaya çalışmak akıllıca olabilir. 2 dakika sonra oyunun 3. ejderi, Bulut Ejderi haritadaki yerini alacak. Ben ona da ciddi anlamda önem vereceğimizi düşünüyorum. Söylediğim gibi yani kazanma koşulu olarak ejderi de belirledik biz bir yandan. Yalnız bütün baron görüşünü aldılar. Nehrin üst tarafını tamamen görüşten arındırdı şu anda RNG cephesi. Baron tehdidi yaratıp ondan bir şey kazanma. Yani baronu almak zorunda değil. O tehdidi şey yapmak istiyorlar, kullanmak. Baron kararlarını alırken de hiç tereddüt etmeyen bir takım olduğunu söylemek lazım. Aynı şekilde kule altı kararları gibi. Şimdi Xiao oraya girdi ama Pedin'in üzerinde bu arada ciddi bir hasar. MLX'ciyi ultisini kullanarak uzaklaştırdı Pedin. Yani şimdi takip sürüyor. Xiao'nun mekan sapmasını kullanarak da geldiğini belirtelim. Pedin'in üzerinde ciddi anlamda kaynak kullanıldı ama şimdi Pedin'in geri gitmesi gerekirse eğer Baron bir tehdit haline dönüşebilir. Çünkü içeride hiç görüşümüz yok.
Ama Frozen görüş küresi bu arada bekleme süresinde değil. Şüphelendiğimiz anda kullanabileceğimiz iki tane görüş küremiz var. İçeride görüşümüz olmadığı gibi ormanın alt tarafındaki görüşü de tamamen temizleder. En uzaktaki totemimiz bu işte. Şimdi içeri bir totem bırakıldı yalnız. Kontrol totemi onu işlevsiz kılıyor RNG tarafından konan. Ve hem üst koridorda hem de alt koridorda şu anda koridor baskısı yine RNG'nin ellerinde. Ya altın farkı da her baktığımızda azar azar artmaya devam ediyor. 3000 altın ama bu 3000 altın şu anda yapılacak bir takım savaşıyla tersine çok kolay çevrilebilir. Yalnız Serafin Şefkat'i de tamamlandı. Ryze artık ciddi bir hasar riski yaratıyor bize. Çogat bu arada Taldrin'in üzerine gidiyor. Taldrin'in manası oldukça az. Az o Çogat ne olmuş öyle ya? Warm up da bitince tabii. Maçın 25. dakikasına doğru geldik. Bahsettiğimiz dönemler aslına bakarsan buralardı. Evet. Yavaş yavaş kompozisyon avantajının RNG'ye geçtiği dakikalara doğru geliyoruz. Xiao da ya işi gücü bıraktı. Bizim oradaki görüşümüzü almak için aylarını yıllarını harcadı. Şimdi Bulut Ejderi haritada RNG de tabii bizim o noktada ne yapmaya çalıştığımızın gayet farkındalar. Bulut Ejderi'ne doğru gidiyorlar. Hem de Letmi'ye bir tane de yük kazandıracaklar tabii. Bu da onlar için bir avantaj sayılabilir. Biz bu noktada bir baron hamlesi yapabilir miyiz? Yani baronu almak değil ama görüşü almak en azından burada bizim yapmamız gereken hamleydi gibi görünüyor. Bulut Ejderlerini eşitlemiş oldular böylece ama Alev Ejderi avantajı hala 1907 Fenerbahçe'de. Altın farkı da 2600 altın. Xiao yalnız şu ana kadar yani destek ve ormancı kadar neredeyse görüş sağladı takımına. Bu arada Kog'Maw'ın da özellikle Maokai tehdidine ve Syndra tehdidine istinaden bir civa kuşağı yaptığını belirtelim. Ama bu tabii onu biraz dezavantajlı bir konumda bırakacak hasar noktasında. Zira Pedden birazdan önemli üçlüsünü bitirmiş olacak bombardıman topunun da gelmesiyle beraber. Frozen şimdi Xiao ile birebir yapmak isteyebilir mi? Hayır. Minyon dalgasını temizleyecek. Bu arada Japonya'da 36 tane minyon olmasına ne diyorsun? Yadigar kaldı. Somuruşların bazılarını çalmış. Yadigar kaldı. Şimdi üst koridorda, daha doğrusu alt koridorda düzelteyim. İşte bu görüşü sağlamak önemli ama bu görüşü sağlamaktan ziyade onu korumak önemli. Yani sadece totem koyarak kurtulamıyorsunuz. Bu arada Frozen olası bir oyunu engellemek adına sanıyorum o patlattı saçar tohumu. Ve Baron'a başladılar mı şu anda? Yoksa Baron'u biz mi o noktada kışkırttık bilmiyorum ama Uzi'ye tutan yine maksimum menzili mızrak. Canının %35'ini almayı başardı. Ama şu anda yani tam anlamıyla topa basan bir RNG izliyoruz. Oyunu soğutmayı başardılar. Oyunu sınırın nehrin diğer tarafına aldılar. Nehrin kontrolünü aldıkları gibi orman girişlerini de tamamen kontrol altına almış durumda RNG. Yavaş yavaş emperyalist bir şekilde büyüyerek genişliyorlar haritada. Şimdi Tristana geri gitti ama bombardıman topunu bitirememiş. Ve bir sihir içen geldi Uzi'den. Uzi tabii bu noktada eşya dizilimini tamamen Frozen tercihi üzerine, tehdidi üzerine yapıyor gibi görünüyor. Hem sersemletmesinden yani büyü direncine ciddi anlamda bir yatırım yaptığını söylemek lazım. Paddons'a kendini korumaya niyeti yok. Tabii hasar odaklı. Ama ki bombardıman topunu şu dönüşte alsaydı çok iyi olacaktı bizim için. Şimdi artık oyunun yavaş yavaş takım savaşlarıyla belirleneceği dakikalara geldik. Ya yani her iki takım da ciddi anlamda çatışma çıkarmaya yönelik oynamadı. Ve güçlenmeye oynadılar. Biz tabii grup aşaması boyunca bunu yaptık ve bununla başarı sağladık. Bunu söylememiz lazım. Ama karşımızda da bunu bizden daha da iyi belki de bilen bir takım var. Dolayısıyla bir sonraki takım savaşı gerçekten belirleyici olacak. Çok heyecanlı olacak. Ya, umalım doğruları yapan biz oluruz. Emekçi de ne yamyammış abi. Orman savaşçı bıçağı kara balta üstüne bir de tek kılıcı aldı. Tekli dereceli Rex'i aldı. Şimdi MLX'çi orta koridorda Pedden'ı yakalamak istiyor. Pedden yine ultisini kullanarak o tehditten uzaklaştı. Roket atlayışının ortasında kullanılan bir ulti buralardan iyi kaçmayı başarıyor. RNG'nin kompozisyonunun en önemli sorunlarından biri savaş başlatma mekanikleri çok az. Hani Rek'Sai dışında bir Runaps olacak ki Runaps'in de menzilinin de çok yüksek olduğunu düşünürsek gerçekten savaş başlatmaları çok zor. Genel anlamıyla bu arada yetenek atışı tutturmaları lazım o savaşı başlatabilmek için. Ay tutturacak yetenek atışları da sınırlı hani. Yani 6-7 tane olur mu? Kazıklı zemin tutturmaları lazım. Ya, kazıklı zemin çok tutturacak bir yetenek olduğunu düşünmüyorum ben. Yani ona yakalanmışsınız, o tutturulmaz. Şimdi bu arada Baron sanıyorum Nidalee tuzağından mı tetiklendi? Galiba yanlışlıkla MLX'yi tetikledi. Öyle mi? Olan Ming'e oldu bu arada.
O da tepkisini arayıcı merceğini kullanarak gösteriyor. Şimdi Let Me, işte tanklık dediğimiz buydu. Menzil de çok kısa olunca mızrağın Let Me gıdıklamadı bile. Yalnız şimdi Frozen'ın başı dertte olabilir. MLX'ci içeri girdi. Karşılıklı sıçralar yalnız. Mekan sapmasıyla da oradan Ryze gelecek. Şimdi Frozen ultisini MLX'ci üzerinde kullandı ama skor almak için yeterli değil. Çünkü orada Ming de şifasını kullanıyor. Bu arada Japonya'nın peşinde olan bir Let Me var. Şimdi Japonya susturuldu. Crash geliyor. İyileştirmesi lazım Japonya'yı. Vahşi Mime de kullanıldı yalnız. Çok at ultisi. Son vuruş o noktada Kog'Maw'a gidiyor ama aynı anda iki skor birden verdik. Fallen karşılığında orta koridordan ikinci kuleyi almak istiyor. Evet. Ama bu kadar skor vermişken bir de üstüne üst koridorun ikinci kulesini verdiğimizde bu bizim için gerçekten problemli bir durum ve minyon dalgası temizleyebilecek de kimse olmadığını söyleyelim. Yani Crash evet mızrağını kullandı ama şimdi Uzi o kule üzerinde çalışacak ve orta koridora da Let Me geliyor. İnhibitör kaybediyoruz gibi görünüyor. Gerçi Fadden burada olsa kurtarabilir miydik bilinmez ama şimdi Tal'Drin yakalanmış orada. Canlar oldukça az ama toparlayabilecek kimse yok. Frozen'ın gelişine 10 saniye var. Yine Fadden'ın geri dönüşü bakalım bozulacak mı? İnhibitöre vurmaya devam ediyorlar. Minyon kalmadı ama inhibitörü almayı başardılar. RNG üst koridordaki kararlı oyununun meyvesini bir inhibitör, iki skor, iki de kuleyle aldı. En ufak bir hata yapamazsınız. Çünkü yakaladıkları anda özellikle dakika da çok ilerleyecek. Bu serileri de arttığı için, hasarlar da yükseldiği için o hatayı anında cezalandırıp çok büyük sonuçlara dönüştürüyorlar. Avantajı değil. Avantaj ve sonuç arasındaki fark o. Ve burada ayrı yakalandık Japone ve Fadden. Bir tanesini yakalayıp onu düşürdükten sonra o avantajı da anında sonuca dönüştüler ve ciddi bir sonuca, inhibitöre. Ya orada bir olası bir 5'e 5 bence çok daha başa baş geçebilirdi ama o 5'e 5'in iznini vermediler. Bir de 5'e 5'e hangi pozisyonda ve siz neredeyken yapıyorsunuz? Bunlar çok önemli detaylar. Burada zaten işte önce Frozen sonra Japone yakalanacak yani. Frozen burada kendini kurtaramıyor. Aslında alabilirdi belki MLX'ci skoru, MLX'ci direnci olmadığı için. Ama Ming doğru yerde geldi. İşte onlar ne kadar birbirine yakın oynuyorlar ve ne kadar hazırlamışlar pozisyonu. Bizde ise birileri Tal'Drin oradan yetişmeye çalışıyor, Crash buradan yetişmeye çalışıyor. Bu tamamen harita baskısı ve proaktif oynamakla alakalı. RNG uzun süredir askıya yürüyordu. Buradan hamleyi yapacağız dedi. Hamleyi yaptığı anda da istediği sonucu aldı. Şimdi bakalım tabii avantaj rakipteyken, tempo rakipteyken bu arada Tal'Drin kötü pozisyonda yakalanabilir. Mekan sapmasıyla beraber Xiao da geldi. Şimdi Tal'Drin üzerinde hasar çok tank ama 5 kişi birden vuruyor Maokai'ye. Uğursuz ilerleyiş kurtarmaya yetmeyecek. Ultisini de kullandı ama buradan da Baron'a mı gidecekler acaba? Ya 5 kişi resmen mahallede terör estiren çete gibiler ya. Ya bizim de artık olayı 5'e 5'e çevirmemiz lazım. Çünkü yakalandığımız sürece avantajın boyutu artmaya devam ediyor. Zaten zamanın onların lehine olduğunu söylemiştik. Şimdi bakalım bizim bir kule daha almak istiyorlar. Önümüzdeki 2-3 dakika içinde bir 5'e 5 savaşı net şekilde kazanmamız lazım. Başka şansımız yok. Bu arada Let Me... Şimdi bu arada Crash yakalandı. MLX'ci içeride. Koruyucu meleğini de bitirmiş. Crash'in başı dertte. Vahşi bir mi yeterli olacak mı? Xiao orada sektirmeyi başardı ve skoru aldı. Ryze'a gidiyor o skorda. Oradaki kuleyi almaya başarabilecekler mi? Sersemlet ve tutmadı. MLX'ci yeniden içeride. Fadden'dan güzel bir roket atlayışı. En azından orada Tristana skorunu vermedik ama RNG yani çok metodik olarak üst koridordan da süper minyonlar hızla yaklaşıyor. Yani burada baskıyı, neyse burada baskıyı bıraktılar çünkü yukarıya müdahale etmek zorundayız. Şimdi tabii Baron'a gitmek istiyorlar. Japone gizli gizli cebindeki 3 kontrol toteminden birini oraya bırakmak istiyor. Şimdi içeride tabii görüş sağlayabilecek bazı şeylerimiz var. Yalnız oraya yetişebilecek kadar hızlı mıyız onu bilmiyorum. 6000 can inanılmaz hızlı. Kog'Maw eritti bitirdi. Çogat'la Kog'Maw'ın ortak işbirliği RNG'ye Baron olarak döndü. Yani biz doğru hamleyi yaptık oraya hareketlenerek ama o kadar geç kaldık ki bunu yaparken. RNG'ye bir avantaj daha gidiyor. Bakalım Tal'Drin'den şanslı bir fide gelir mi? Hayır. Xiao mavi güçlendirmesini de aldı. Biz ise yeniden ejderhaya dönüyoruz. Yani olası tabii bir kadim ejderha durumunda 3 ejderha sahip olmak gerçekten önemli bir avantaj. Ama senin az önce söylediğin çok doğru bir nokta var. Şu 5'e 5'i bir yerde yakalamamız lazım. Ve bizim zaten başarımız, bizim zaten avantajımız o 5'e 5'lerde ortaya çıkıyor. Şimdi Baron bitene, ya buna fazla yapacak bir şey yok zaten. Mekan sapmasıyla kadar 5 kişi yani Maokai'ye dayanamaz. Bu Baron güçlendirmesini iyi savunup, Baron güçlendirmesi biter bitmez bir 5'e 5 yapmak zorundayız. Çünkü oyunu bitirmeye gidiyor şu anda RNG. Çok 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 net üstünlük kurmuş durumdalar. Burada duvarın oyunu üzerinden gelen kazıklı zemin de bu arada düzeltiyorum. Rex'e skoru almasına yetmiş. Oyunun ilk 15-20 dakikalık bizim için gayet iyi gitse de ondan sonra tüm kontrol RNG'ye geçti. Kesinlikle.
Yani şöyle ilk kanı aldığımız pozisyonun hemen ardından bile Emelekçi bizim ormana girmekte hiçbir beis görmedi, hiçbir tereddüt yaşamadı. Baron güçlendirmesiyle beraber dış kulelerin tamamında alan taraf RNG oldu. Şimdi iki farklı kule, iki farklı koridorda baskı kuruyorlar. Taldrin bu arada ciddi anlamda bir hasar aldı Ryze'dan. Alt koridorda da Cho'Gath orada yalnız. Şimdi 3 kişiyle Cho'Gath'ın üzerine orada cansiperhane bir şekilde kuşatma minyonun Letmi'ye gitmesini engelledi Omuzcan. Ha çok hasar verir miydi bilinmez ama. Şimdi orta koridor baskısını kuruyorlar. Şimdi yalnız ya orada güzel oyun. Mekan sapması Zhonya. Ryze mekaniklerine son derece hakim. Ve orta koridorda inhibitor kulesini alan taraf var. RNG oldu. Ve şimdi inhibitor üzerinde de baskı kuracaklar. Taldrin ultisini kullandı yalnız. Ulti. Oldukça uzun sürdü oraya gitmesi. Zhao da arka taraftan hasar vermeye devam ediyor. Kazıklı zemin crash'e tutuyor. Orada kefaret kullanımı geldi. Uzi'yi oradan uzaklaştırıyor Paden. İnhibitörü kurtarmaya yetecek mi bakalım bu? Yalnız bir süre sonra da üst koridordan süper minyonlar gelecek. RNG canları fulledi. Kefaret ve hala Janna'nın Muson'u olduğunu söylemek lazım. Bir inhibitör daha RNG tarafına gidiyor. Maçın 35. dakikasında artık maçı kazanmak için bu baskıyı sürdürmesi yeterli gibi görünüyor RNG'nin. Bakalım biz son bir savaş yapabileceğiz mi? Tam üst inhibitör doğacakken. Yani o zamanlamayı da çok iyi yaptılar. Ve sadece alt koridorda inhibitörümüz var. Tabii RNG'nin alabileceği bir kaynak yok şu anda haritada. Onlar da direkt olarak hedeflerini alt koridor inhibitörüne doğru çeviriyorlar. Yalnız Shao nefis bir çocuk. Kesinlikle. Şimdi Letmi kuleye vurmaya devam etti. Frozen inanılmaz bir hasar aldı. Taldrin'in ultisi bekleme süresinden çıkmış. Yalnız orada takım arkadaşlarının yakalanmasını, daha doğrusu Uzi'nin yakalanmasını Letmi engelledi. Ve Uzi de bir otomatik saldırı yapacak fırsat arıyor. Şimdi o süper minyon yalnız çalışmaya devam ediyor. Şimdi 5 kişiyle beraber 3. inhibitor kulemiz de düştü. Bir şey başlatacaksak zamanı bu. Eğer bunu da kaybedersek ardından bir bekleme oyununa dönecek. Uzi yakalandı ama hemen civa kuşağını kullanıyor. Düzeltiyorum. Mikael'in kazanını da alınmış Janna tarafından. Civa kuşağı hala kullanılmadı. Uzi bu arada crash'e inanılmaz bir hasar verdi. Şimdi yazmadın. Mükemmel sersemletti. Uzi üzerinde büyük hasar. Bomba patlasın artık. Ama şifa. Uzi'yi orada kurtarıyor. Ming'den güzel oyun. Biz o sırada Taldrin'i kaybettik. Paden doğru oyunu yaptı ama işte Uzi'nin yanındaki yardımcı oyunculardan Ming yine bugünü kurtarmış oldu. Aynen öyle. Orada Uzi'ye Frozen de elinden geleni yaptı. Ulti sıçrayıp ultiyi de attı. Ama bütün hasarımıza rağmen Uzi'yi düşürmeyi başaramayınca zaten 3 inhibitörümüzü de kaybettik. Bundan sonrası artık biraz formalite gibi. RNG açısından 3 inhibitör birden açıkken yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok oyun. Starak'ın güvencesi bu arada. Uzi Kog'Maw'la bir canavara dönüşmüş durumda. Ya tabii benzer bir canavara da Tristana'nın dönüştüğünü söylemek lazım ama yardımcı oyuncular diğer tarafta çok daha etkin şampiyonlara sahip. Ve etkin eşyalara da. Mikael'in kazanı, kefaret, Muson var burada yeteneğini kullanıyor. Diğer tarafta şifa geldi, her şey geldi. Ming de burayı yiyordu. Bu arada Rex'in eşya dizilimine bakar mısın? O Rex'e değil ya, nişancı. Şimdi yalnız mekan sapmasıyla güzel oyun. Yalnız Crash oradan çıkmayı başarabilecek mi? Vahşi büyüme Crash'i kurtarmaya yeter mi? Taldrin geldi arkadan. RNG belki de maçın başından bu yana ilk defa dağınık bir savaş yaptı ama altın olarak o kadar öndeler ki 10.000 altınlık fark bu dağınık savaşta dahi bizim çok ciddi bir avantaj yakalamamızı engelledi. Ve şimdi süper minyonlarla beraber üstümüze giren RNG, baron güçlendirmeleri bitti. Ama şimdi minyon dalgası temizlemek bizim için oldukça problemli bir hale geliyor. Artı onlar süper, çifter gelen süper minyonlar. Temizlemek için çok ya daha ciddi burada Uzi'yi yakalamamız lazım. Çünkü Rex'i yakalamak da para etmiyor, koruyucu meleği var. Cho'Gath zaten yakalasanız bir dert, yakalamasanız bir dert. O yüzden bakalım doğru oyun yapabileceğiz mi? Nexus kuleleri hasar almaya devam ediyor. Uzi de bedava otomatik saldırılara devam ediyor. Süper minyonların arkasında ilk Nexus kulemiz düştü. Şimdi Crash'in üzerinde inanılmaz bir hasar. Crash paramparça oldu. Uzi yine mi düşmeyecek? Sonunda Uzi skorunu almayı başardık. Şimdi Taldrin'den ulti geliyor. Takip edebileceğiz mi? Frozen'in canı çok çok az. Bu arada Kog'Maw pasifiyle beraber ciddi bir hasar verdi Frozen'a. Biz orada Letmi'yi kovalarken yalnız Nexus kuleleri de ciddi anlamda hasar oluyor. Zhao geri gelmiş. Paden'ı yakaladılar. Paden roket atlayışının ortasında yakalandı. RNG bu son savaşı nişancısını kaybetmesine rağmen Zhao'nun omuzlarında kazanmayı başarıyor. Ve Çin temsilcisi evinde yapılan dünya şampiyonasında grup aşamasına galibiyetle başlıyor. Biz de güzel başladık maça, bunu söylemek lazım. Ama rakibin aktif oyununa, özellikle MLXG'nin haritanın her yerinde olmasına cevap veremedik.
Bence bu şeyi de gösterdi. 1907 Fenerbahçe Türkiye Ligi'nde, Şampiyonluk Ligi'nde ve play-in aşamasında da 20. dakikadan sonrasını en iyi oynayan takımlardan biriydi. Fakat gördük ki 20. dakikadan sonrasını başka bir seviyede oynayan takıma karşı yanıtı veremiyoruz. Çok üst düzeye çıktı gerçekten RNG'yi. 20. dakika sonrasında harika oynadı ve hani şunun altını çizmek lazım. Jahu efsane o. Efsane bir oyun oynadı. Daha ilk dakikadan itibaren kendisi üzerine düşen görevi işte görüş sağlamak olsun, kontrol olsun, daha sonra hasar olsun.